Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Türkiye'nin otomobili girişim grubu tarafından geliştirilen %100 elektrikli TOGG üretim aşamasına yaklaşıyor. Biz de Teknoloji Oku olarak 27 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen ve Gemlik'teki fabrikada gerçekleştirilen basın toplantısında hazır bulunduk ve araçla ilgili bilgileri bizzat olarak TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'tan alma imkanına ulaştık. Şimdi CEO Gürcan Karakaş aslında hem otomobilin bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak bilgi verdi. Aynı zamanda fabrika ile ilgili bazı bilgiler de bizlerle paylaştı. Fikri ve sinayi mülkiyeti %100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan TOGG, 27 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdiği yeniliğe yolculuk buluşmasından bu yana aldığı mesafeyi ve 2022 yılı hedeflerini bu basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş planlar dahilinde hedeflere adım adım yaklaştıklarını belirterek akılla kalbi, doğu kültürüyle batı kültürünü, insanla teknolojiyi birleştiren markamız TOGG'un ilk akıllı cihazı C segmenti SUV'un önce ülkemizde ardından da Avrupa'da pazara çıkmasına yaklaştık dedi. Karakaş ayrıca tedarikçilerin %75'in Türkiye'den seçerek %51 yerlik oran yakaladıklarını ifade etti. Ankara'da teknoloji araştırma merkezi, Gebze'de prototip bataryası kurduklarını belirten Karakaş, 2022 sonunda bataryamız yerli olacak. Farasis ortaklığında Siro'yu kurduk. Geçtiğimiz yıl tam bu zamanda 2022 Ekim ayında ekipman kurulumuna başlayacağız dedik, başladık. Hızlı ve yaygın altyapı oluşumuna destek için TOGG akıllı ve hızlı şarj çözümleri AŞ ile hazırlıklara başladık dedi. Şimdi burada ben araya giriyorum arkadaşlar ve Gemlik fabrikası ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Fabrikanın kurulumundan önce aslında zemin için önemli güçlendirme çalışmaları yapılmış ve bu güçlendirme çalışmaları sonrasında depremlere dayanıklı bir bina için temeller atılmış durumda. Fabrika toplamda 1 milyon 200 bin metrekarelik bir alan üzerinde kurulmuş. Şu anda halen çalışmaları devam ediyor. Bir şantiyeyi andıran fabrikada şu anda 2000 kişi çalışıyor. Tesiste toplamda 250 tane robot bulunacak. Bunların bir kısmı üretimde çalışırken bir kısmı da kalite kontrol gibi işlerde yer alacak. Tesiste boyahane, araç için test pistleri, üretim hattı ve diğer birimlerin yer alacağı da açıklanmış durumda. Hatta bunları da bize orada gösterdiler. Bir geniş, büyük bir alanda olduğunu söyleyelim. Şimdi tesiste 2022 yılının Temmuz ayında seri üretime başlanacak ve ilk araç banttan 2022 yılının sonunda inecek. Bu araç piyasaya çıktığında Avrupa kıtasında klasik olmayan bir marka tarafından üretilmiş ilk doğuştan elektrikli SUV olacak. Ardından da yine C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B SUV ve C MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretimi hedefleniyor. Fabrikayı gezdik ve 250 robottan bir kısmının da fabrikaya geldiğini ve kurulum aşamasına geçildiğini de görmüş olduk ve bu robotlarla da yine üretim ve kalite kontrolünde bu robotların kullanacağını söyleyeyim ki benzerlerinde de dünyada da mesela Tesla gibi araçlarda da benzer durumların söz konusu olduğunu belirtelim. Öte yandan şunu söylemekte fayda var. Fiyatla ilgili de bazı ipuçları verildi. Şu anda net bir rakam konuşulmadı. Ancak aracın şu an günümüzde satılan C-SUV sınıfındaki benzinli ya da dizel otomobillerle benzer bir fiyatta piyasaya sürüleceği söylendi. Ama tabii ki bu rakamlar ve bilgiler kesin değil. Tahmini olarak bugünün şartlarında ortaya çıkan rakamlar bunlar. Elbette 2022'nin sonuna kadar kurlar ve diğer değişkenlerle beraber fiyatın değişmesi de mümkün olabilir. Ancak en azından bugünkü şartlar altında fiyatının C sınıfı petrolle çalışan, yani benzin ya da dizelle çalışan bir SUV'la hemen hemen aynı olması bekleniyor. Eğer böyle bir rakamdan çıkarsa, bu da Teknoloji Oku ve Özgür Çetin olarak benim yorumum olsun. Eğer böyle bir rakamdan piyasaya sürülse çok ciddi bir rekabetçi olacağını söyleyebiliriz. Çünkü genelde bu özelliklere sahip, ki içini ve dışını videoda gördünüz, gerçekten de çok güzel. İçinde özellikle ön tarafta dashboardta boydan boya bir ekran bulunuyor. Alt kısmında bir multimedya ekranı var. Zaten bütün elektrikli otomobillerde olduğu gibi otomatik bir vites söz konusu. İçinin çok da güzel ve estetik olduğunu da söyleyelim ve ferah bir iç mekanda gördüğümüzü söyleyelim. Böyle bir fiyattan çıkarsa fiyatının en azından çok rekabetçi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü benzer özelliklere sahip araçların C sınıfı benzerlerine göre çok daha yüksek fiyattan satıldığı da en azından günümüzde
aşikar bir durum söz konusu. Tabii ki bu otomobil piyasaya sürüldüğünde özel teşvikler yapılabilir mi? Yerli üretim olduğu için farklı bir vergilendirme sistemine dahil olabilir mi? Henüz bunlar belli değil. Eğer öyle de olursa fiyatın daha da makul olabileceğini düşünüyoruz. Tabii ki bunların hepsi bir tahmin, kesin bir bilginin olmadığını söyleyelim. Evet, sizler için Gemli'ye gittik, TOGG'un fabrikasını gezdik ve elimizdeki bilgilerle bu videoyu hazırladık. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda hepinize teknolojioku.com adresinde bekliyoruz. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.